Elinizde iki tane kesir var. 1 bölü 4 ve 5 bölü 6. Bu kesirleri, paydaları aynı ve payları da tam sayı olacak şekilde yeniden yazmak istiyorsunuz. Payda için aşağıdaki sayılardan hangisini ya da hangilerini kullanabilirsiniz? Hmm. 1 bölü 4 ve 5 bölü 6'yı paydaları aynı olacak şekilde yeniden yazmamız isteniyor. Bu kesirlerin paydaları 4 ve 6. Peki sizce ikisinin de paydasını öylesine herhangi bir sayı, mesela 5 yapabilir miyiz? Tabii ki de hayır. Seçeceğimiz paydanın 4 ve 6'nın ortak katlarından biri olması gerekiyor. Mesela gelin 4'ün katlarına bir bakalım. 4 çarpı 1, 4'e, 4 çarpı 2, 8'e ve 4 çarpı 3 de 12'ye eşittir ve bu şekilde dördün katlarını yazmaya istediğimiz kadar devam edebiliriz. Ben şimdilik burada durup, seçeceğimiz paydanın neden herhangi bir sayı değil de, dördün ve altının ortak bir katı olması gerektiği hakkında konuşmak istiyorum. Sorudaki birinci kesir, 1 bölü 4'tü. Aslında bu açıklamayı sorudaki kesirlerden herhangi biriyle yapabilirim. Ama ben şimdilik 1 bölü 4'ü seçtim. Şimdi ekrandaki şu şeklin üzerinde 1 bölü 4'ü göstereceğim. Bu şekil 4 eşit parçaya bölündüğü için 1 bölü 4'ü ya da 4'te 1'i göstermek için bu dilimlerden bir tanesini boyamamız gerekir. Aynı kesrin payını 2 yapmak için boyadığımız bu parçayı 2'ye bölmemiz gerekir. Peki artık 2 tane boyalı parçamız ve toplam 1, 2, 3, 4, 5 parçamız olduğuna göre bu kesri 2 bölü 5 olarak okuyabilir miyiz? Hayır. Çünkü bu 5 parça birbirine eşit değil. Buradaki 4'te 1'lerden birini 2'ye böldüğüm zaman, yine birbirine eşit büyüklükte parçalar elde etmek istiyorsam, diğer 4'te 1'leri de 2'ye bölmem gerekir. Bunu yapınca da elimdeki parça sayısı 2 katına çıkar, öyle değil mi? Bu 4'te 1'likte de artık 2 parça var burada, burada ve burada da. Parçaların birbirinin aynı olması gerekiyor. Şimdi saydığımızda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane eşit parça var ve bunlardan 2 tanesi boyalı olduğuna göre, yeni kesrimiz 2 bölü 8 diyebiliriz. 8'in 4'ün 2 katı olduğuna ve elimizdeki parça sayısını 2 katına çıkardığımıza dikkat çekmek istiyorum. Evet, Elimizdeki 4 parçanın her birini 2'ye böldüğümüzde, hem elimizdeki toplam parçanın hem de boyalı parçaların sayısı 2 katına çıktığı için, kesrin payı ve paydasını 2 ile çarptık. Bunu sadece 4'ün 2 katı için değil, 4'ün tüm katları için yapabiliriz. Deneyelim mi? Gelin bir tane daha yapalım. Yine önce 1 bölü 4'ü boyuyorum. Ve bu sefer, boyalı parçayı 3 eşit parçaya bölmek istiyorum. Aynen böyle. Evet, payın 3 olması için bu parçaların birbirine eşit olması lazım. Paydanın ne olacağına ise şu an karar veremiyorum. Çünkü şeklin geri kalanındaki parçalar buradaki parçalarla aynı değiller. Aynı olmaları için diğer dörtte birleri de 3'e bölmem lazım. Hemen yapalım. Bunu yaptığımızda toplam parça sayısı da 3 katına çıkmış olacak. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parçadan 3'ü boyalı. Kesrin 12 bölü 3 olacağını tüm bunları yapmadan da, yani sadece parça sayısını 3 katına çıkardığımız bilgisine dayanarak da söyleyebilirdik. Yani esasında payı ve paydayı 3 ile çarptık ve 3 bölü 12 elde ettik. Gördüğünüz gibi, 8 ve 12'yi 4'ün katları oldukları için seçebiliyoruz. Bunun sebebini artık anladığınızı sanıyorum. Sonuçta, payın parça sayısını artırıyorsak, bütünün yani paydanın parça sayısını da aynı oranda artırmamız gerekiyor. Bu arada, 1 bölü 4, 2 bölü 8 ve 3 bölü 12 kesirlerinin hepsinin aynı miktarı gösterdiğini de son bir defa daha hatırlatmak istiyorum. 1 bölü 4, 2 bölü 8 ya da 3 bölü 12 yazmanız hiç fark etmez. Farklı yazılmış olmalarına rağmen bunlar eşdeğer sayılar ve hepsi aynı miktarı ifade ediyorlar. Anlaştık mı? Şimdi soruya geri dönecek olursak, buradaki kesirlerin paydaları yani 4 ve 6 için hangi ortak paydayı seçebilirim? Sayıların katlarını kullanmamız gerektiğini bildiğimize göre, şu katları biraz daha yakından incelemeye ne dersiniz? 4 için katların bir kısmını az önce de saymıştık. 4 çarpı 1, 4'tür. 4 çarpı 2, 8'dir. Yani 4'te birlik parçaları 2'ye bölersek, 1 bölü 4'e denk olarak 8'de 2 elde ederiz. 4 çarpı 3 de 12 eder ki, hatırlarsınız, 4'te birlerin her birini 3'e böldüğümüzde 12 parça elde etmiştik. Devam edersek, 4 kere 4, 16, 4 kere 5, 20 ve 4 kere 6 da 24 eder. Sorunun şıkları arasında en büyük sayı 24 olduğu için burada duruyorum. 4'ün daha birçok katı var ama bu soru için hepsini değerlendirmek zorunda değiliz. Çünkü şıklarda en fazla 24 verilmiş. Aynı şeyi 6 için de yaparsak, 6 çarpı 1, 6'dır parça sayısını 2 katına çıkarmak istersek, 6 çarpı 2'den 12 parça elde ederiz. 6 kere 3, 18, 6 kere 4 de 24 eder. Evet, 6 parçanın her birini 4'e bölersek, toplam 24 tane parça elde ederiz, öyle değil mi? Seçenekler arasında en büyüğü 24 olduğu için yine burada duruyorum. Şimdi, seçeneklere baktığımızda, sizce bunlardan Hangilerini ortak payda olarak kullanabiliriz? 8 olabilir mi? 8, 4'ün bir katıdır. Yani 4'te 1'leri 8'de 2 haline getirebiliriz. Ama 8, 6'nın bir katı olmadığı, yani 6'da 1'ler 8'de 1 sayı haline gelemeyeceği için 8'i ortak payda olarak kullanamayız. Peki ya 12? 12 hem 4'ün hem de 6'nın ortak katıdır. 6'da 1'i parçaları 2'ye bölerek 12'de 2 olarak da yazabileceğimiz için 12 ortak payda olabilir. 18'e bakarsak 18 6'nın bir katıdır ama 4'ün katı değildir. Bunun için bu şıkkı seçemeyiz. 24'e gelince 24 hem 4 hem de 6'nın katı olduğu için ortak payda olabilir. Sonuç olarak 1 bölü 4 ve 5 bölü 6 kesirleri için 12 ya da 24'ü ortak payda olarak kullanabileceğimizi bulduk. 12 ve 24'ten başka sayılar da vardır. Ama bu soruda verilen seçenekler arasında sadece 12 ve 24'ü kullanabiliriz. Bu arada son olarak bir şey hatırlatmak istiyorum. Tabii siz her zaman öyle yapmak zorunda değilsiniz ama ortak payda bulmanız gereken zamanlarda ortak katların en küçüğünü seçmek genellikle işlerinizi kolaylaştırır. Yani 24 ya da daha büyük diğer ortak paydalara göre en küçük ortak kat olan 12 ile çalışmak çok daha kolaydır. Evet, bir kere daha tekrar etmem gerekirse, bu soruda 1 bölü 4 ve 5 bölü 6 kesirleri için kullanabileceğimiz ortak paydalar 12 ya da 24'tür.